Evet, selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat. Ne örüyorsunuz? Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yanımızda Massey Ferguson 266 Gold var. Kendi traktörümüz, takipçilerimiz bildiği üzere bu traktörümüzü retkiveye ettirmiştik. Retkiveye gitti. Bütün bakımlar, retkiveleri yapıldı. Şöyle gösterelim, kaç saatte çiftlikte aktif olarak kullanmakta olduğumuz bir traktör. 8666 saatte. Şöyle göstereyim. 2006 model bir traktör. 2007 senesinde sıfır olarak almıştık. 32 milyar ama öyle bir fiyata almıştık. O zaman kuruyla 2007 senesinde. Şöyle ben geçersek. Arkasında bir Fimax yem karması var. 12 metreküp. Yaklaşık olarak bir 6-7 senedir, belki daha fazla süredir yem karıyor. Yem karma makinesinde takılı olarak duruyor. Ondan önceki senelerde bizim en büyük traktörümüzde tallamızı sürerdi. İşte 4-12 pulluğumuz vardı, onu sürerdi. 17'li çizelimiz vardı, o çizeli kullanırdık. Bir de 2100'lük rotilimiz vardı, onları çekerdi. Bizim büyük traktörümüz yerine bunu kullanırdık. Sonradan yem karmaya geçti Fimax'ın. Önceden 8 metreküp yem karma vardı arkasında. Sonra da 12 metreküp aldık. 12 metreküpü çeviriyor. Güzel bir traktör. 3 piston, Perkis motor. Yakıt olarak güzel. Ve şeyle güzel. Kullanmaktan çok nasıl desem mutlu olduğumuz bir traktör. Çiftliğimizde böyle bir traktöre yer verdiğimiz için gerçekten doğru bir karar bu traktör. Bizde yıllardır durması. Bu traktörde çok aman aman bir şeyler olmadığı sürece satmayız. Erişimize yarıyor. Her konuda bizim için uygun. Arkasında yem karma var işte. Yem karmada bir bakımında falan hemen bir şeyler olduğu zaman bir günde traktör ayağa kalkıyor. Bir devre balatasını değiştirmiştik. Baskı balata bakımına girdi. Traktör 3 saatte, videomda anlattım, götürdüm. 3 saatte direkt çıktı. Çok hızlı bakım fiyatları falan şeyleri güzel. Şimdi bu traktörü harcadığımız paraları söyleyeceğim. Şimdi bu traktöre biz arkadaşlar yaklaşık olarak 11,5 milyar para harcadık retkivesine. Burada elimde faturası var. Faturada ne şey, neyin ne kadar tuttuğunu söyleyeceğim şimdi. Retkivesi ne oldu? Traktörümüz komple aşağıdan yukarıya kadar komple retkive edildi arkadaşlar. Sıfır traktör gibi oldu. Pompa olsun, enjektör olsun. Sadece turbosuna ellenmedi. Turbosu da daha sağlanmış. İleriki önümüzdeki senelerde belki bir de turbo yaptırır. Şu an turbosu güzel. Turboda bir sıkıntı yokmuş. İlk önce baştan başlarsak şimdi bütün harcadığımız fiyatları, parçaların fiyatlarını söyleyelim arkadaşlar. İlk önce yağ basınç müşürü değişmiş. 50 TL'ymiş. Yağ basınç müşürü. Yağ filtresi değişmiş. 50 TL yağ filtresi. Mazot filtresi değişmiş. 55 TL mazot filtresi değişmiş. Komple yapıldı. Şöyle göstereyim filtreler falan. Şöyle göstereyim. Akko. Dedik mazot filtresi 55 TL dedik. Direksiyon filtresi 100 TL. Direksiyon filtresi, mazot filtresi 60 TL. Yağ değişmiş arkadaşlar, 15.40 yağ 247,5 lira yağ tutmuş. Antiviriz değişmiş, antivirizi 160 TL antiviriz tutmuş. Ön far kare, ön farlar falan komple yapıldı. Bunda önde yamukluk vardı, burada düzeltildi. Ön farları değiştirdik arkadaşlar, ikisi de kaliteli. Tanesi 120 TL'den 2 tane far takıldı. Yani bir de muayeneye soktuk. Bağırma lan. Bir de muayeneye soktuk, muayeneden falan komple geçirdik. Farların tanesi 120 TL, kaliteli aldık. Adi alınca kararıyor, geceler önümüzü iyi ışıtmıyor. Tanesi 120 TL'den 2 tane far aldık. Bunlar şeyin dışında 240 lirada bunlar tutmuş. Retkive ve parçaları arkadaşlar, retkive ve parçaları 4600 TL tut. 5600 TL retkive parçalar tutmuş. İşte olsun, bağırmasa devam edelim. Retkive parçaları, değişen parçalar işte nedir? Tübo budur, pistonudur, sekmanıdır, revize işlemidir, altında krank yatakları falan komple 5600 lira tutmuş. Pompa, enjektör tamiri 850 milyon tutmuş. Pompayı da gönderdik. Pompayı da söküldü. Pompa da yeniden ayarlandı. Şöyle göstereyim. Pompa ve enjektör bakımı da bunlar ayrı. 850 TL bunlar tutmuş. 840 TL. Ondan sonra parça yıkama etkiliği. Bu parçalar komple söküldükten sonra özel yıkamaya gider arkadaşlar. 250 milyonda onlar
Onlar tutmuş 250 TL'de. Civata, kelepçe ve hırdavat 80 lira o tutmuş. Elektrik itkili 320 milyon tutmuş. Elektrik tesisatında sorun vardı. Muayeneye girecek diye komple elektrik tesisatı elden geçti arkadaşlar. Lambalar işte yanmıyordu. Uzun kısa darda problem vardı. Tepe lamba olsun, arka lambası olsun. 320 milyon da elektrik itkili tutmuş. Bilya, rulman, kayış, keçe, civa 70 milyon tutmuş. Traktör itkiliği 2350 TL'de traktörün itkiliği tutmuş arkadaşlar. Parçalar farklı. İtkilik de bu şekilde. Normalde yani retkivesi full retkive 2250 lira retkive tutmuş arkadaşlar. 150 milyon şu parçalar. 4600 5600 2,5 daha 6100 8200 8200 lira falan retkivesi tutmuş. Retkivesi o civarlarda tutmuş. Diğer aksamlarını biz yaptırdık. 8200 lira falan retkivesi çıktı. 266'nın. Biz de 11,5 milyara yakın para harcadık. Bu da işte yağ filtreleri değişti. Filtreler komple değişti. Mazot filtreleri değişti. Pompa söküldü. Pompanın ayarı yapıldı. Muayeneye girecekti. Muayeneye soktuk. Fallarını değiştirdik. Elektrik tesisatını yaptırdık. Hani traktör sıfır gibi yaptırdık. Şu camlar falan değişti. Şu değişti. Komple cihazı yaptık. Bir de muayenemize soktuk. Getirdik. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Çok yumuşak bir çalışması var. Böyleydi. Traktörden bizim ses geliyordu. Böyle traktöre bastığımız zaman traktörden bizim ses geliyordu arkadaşlar. Çok hafif takırtı sesi geliyordu. Biz komple yaptırdık. Çok güzel oldu. Hani 8600 saatte yaklaşık olarak 9000 saat gitti. Bu retkivesiyle de bir 9-10 bin saat daha gider. Bir yani yağını kontrol ettiğimiz sürece, hararet yaptırmadığımız sürece, suyunu kontrol ettiğimiz sürece hiçbir şey olmaz. Yine çalışır sıfır gibi komple. Böyle bir daha basalım marşa. Böyle ısıtma yapar bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak ısıtma yapıyor şu an. Komple yapıldı. Direkt çalışıyor. Her şeyle sıfır oldu. Bize geldi. Biz ondan önce de şey yaptırmıştık. O retkiveye gitmeden 2 ay önce falan balatayı değiştirmiştik. Kuyruk mini balatası, kendi balatası, baskının yayları değişmişti. Onları da göstermiştim. Bölmüştük traktörü. Bunda da götürdük. Yaklaşık olarak 10 gün içinde falan çıktı. Şurada turbo hortumu falan değişti. Şunlar falan. Turbo hortumunda da sıkıntı vardı. Turbo kelepçeleri falan. Komple yaptırdık. Güzel oldu. Bize daha uzun yıllar emek verecek bir traktör. Dediğim gibi 2006 model 15 yaşında bir traktör. Yeni retkive edildi. Daha 15 sene de gider bize. İleriki bir süreçlerde muhtemelen bir de turbo bakımı yaparız. Turbo bakımından sonra baskı balatadan başka bir sorun açacağını düşünmüyorum. Yağını suyunu komple hep kontrol ederiz. Kaliteli yağ kullanırız. Yağında falan şey yapmaz. Filtreleri falan güzel kalite kullanırız. Onun dışında yem karmada çalışıyor. Artık çok çalışmıyor yani yem karmada. Sabah bir saat sürmüyor, akşam bir saat sürmüyor. Yaklaşık olarak günde 1,5-2 saat çalışıyor. Önceki zamanlarda traktör yetmediği zaman bunu da çıkartıyorduk devamlı önceki yem karmamızda. Ama bu yem karmayı biraz daha sökmek zor. Bunu da çok sökmüyoruz. Aynası yoktu. Ayna falan taktırdık. Dediğim gibi muayeneye soktuğumuz için. Arkasındaki yem karmayı göstereyim. 12 metreküp Fimax'ın yem karması var. Çok doldurmuyoruz içini. Şu aralarda kalıyor. Yaklaşık olarak 9-10 metreküp falan dolduruyoruz bir yem karmada. Onu da çeviriyor. Çok zorlanmıyor. Güzel. Masa kalite arkadaşlar. Ne olursa olsun. Eski olsun, masa olsun. Yani biz hemen hemen her traktörü görmedik desek de gördük yani. Bu traktörün yakıtı hiç yok. İnceleme videolarında, inceleme videosu da gelsin diyor. Biraz da anlatalım traktörü. 3 piston Perkis 67 beygir turbolu bir traktör var. Intercooler yok, sadece turbo var. 67 beygir dedik. Yakıt olarak çok ideal. Ne olursa olsun traktör yakmıyor. Yani zorlasan da yakmıyor, zor durumda da yakmıyor. Az normal durumda da yakmıyor. Günde yaklaşık olarak 1,5-2 saatin üzerinde yem karıyor. Günde 6 litre yakıyor. Yani saatte 4 litre falan tekabül ediyor. 4 litrenin altında
yakıyor. 15-16 gazları bu yem karmaya çalıştırıyor. Yemi dağıtıyor işte. Saatte 400 litre falan yakıyor. Çok güzel bir yakıt değeri bu. Burada tepe lambamız var. Şöyle göstereyim şu tepe lambası. Şu normal ön farları açar, uzun kısa. Şurada Mustang'in bilindik üzere bir şanzımanı var. 1, 2, 3. Bu da buçuk. 3 buçuk. 3'ün buçuğu. Normal 3. 2, 2 buçuk. 6 ileri. Burada var. 6 da ileri takviye de var. 12 ileri. 4 geri bir vitesi var arkadaşlar. Şurada gerisi. Gerinin hem ağırı var hem hızlısı var. Şöyle de takviyesi var. 12 ileri 4 geri bir şanzımana sahip. Vites geçişleri falan muhteşem arkadaşlar. Bak 15 yaşındaki traktör. Vitesleri takır takır geçer. Yani bu bak serçe şu parmağımıza direkt tek parmakla geçirebiliyoruz vitesleri. Buçu da öyle. Aynı şekilde şöyle geriye de geçirelim. Tek parmağın geçer. Bak hareket halinde de göstereyim. Vites geçirelim. Böyle atarsak doğru doğru bir. Şöyle iki direkt geçer yani. Bire ikiye tek parmakla geçer. Şöyle geriye geçer. Hareket halinde de göstereyim. Bak. Tek parmakla geçer. O kadar yumuşak bir vitesi vardır. Vitesleri o kadar yumuşak. İki tane yağlama çıkışı var şurada. Bu iki tane yem karmaya yetiyor. Nasıl yatıyor? Yem karmaya sadece yağ akışını veriyoruz. Yem karma hareketini kendi yapıyor. Şuradan beyin var. Buradan elektronik valfler var. Buradan kendi beynini kendi kontrol ediyoruz. Yoksa buna çok yağlama gerekiyor. Orada beynine sadece yağ veriyor iki çıkışta. Burada hidrolikler var, hassasiyetleri falan var. 2,5 ton falan yaklaşık olarak bir kaldırma kapasitesi var. Seve ve kullandığımız bir makine. Her konuda memnunuz arkadaşlar. 15 seneden sonra 15 sene kullandık. Baskı balatadan hariç bir arıza durumu görmedik arkadaşlar. Baskı balata sadece onlar yaptırdık. Onun dışında bir arıza yapmadı galiba. Kuyruk milinde yaptı o arızaydı. Baskı balata. O da yem karmada çalıştığı için baskı balata zamanla aşınıyordu. Değiştiriyorduk. Önceden patates sökümü de yaptı bu traktör. Arası dar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Önceden patates de ekiyorduk. Patates sökümü de yaptı bu. Arası dar. Burası sökülüp buradan açılıyor. Arka tarafta sökülüyor. Şu janttan genişletiliyor. Şu an bu dar aralıkta. İsterseniz genişler. Biz şu an böyle kullanıyoruz. Çok sıkıntı olmuyor. Her konuda üstün. 2006 senesinde bunlar 2005'te mi 2006 mı sağ egzoza geçti. Sol egzozları da var bunların. Sol egzozları fındık motor diye geçer. 62 beygirdir onlar. Tam hatırlayamıyorum. O traktörler bunlara göre gücü çok bayağı düşüktür. Yani arasındaki 5 beygir değil de sanki daha fazla beygir varmış gibi şey aralarında fark var. Bunlar sağ egzozlar çok güzeldir. Sol egzozların da yakıtı gayet iyi de bunlar daha güçlü onlardan. Kartal kanat serisi de 2008 modelden sonraki kartal kanat serisi de bunlara göre daha güçlüdür. Ama onların yakıtları bunlardan fazladır. Bunların yakıtları idealdir onlara göre. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Yem karma da burada. Yemler karılmış. Dökülmüş öyle. Karılan yemleri de göstereyim. Şu şekilde. Jimax'tan da memnunuz gayet yem karmasında. Arkada üst çek sistemi falan vardı. Üst çek sistemini söktük. Kuyruk milinde çalışıyor. Burada ortadan kol takılıyor. Kol üst çekini söktük. Bir burada alt çekisi var. Şurada bir lambası var. Arkayı aydınlatmak için. Şurada kollar indir kaldır var. Güzel bir makine yani. Her işte kullanabilecek bir makine. Yani eski de olsa, yıkık da olsa arkadaşlar 8 milyara ayağa kaldırabileceğiniz bir makine. Biz bütün bakımlar yaptırdık. İşte 11,5'a yakın falan bir para harcadık. O değerlerde. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Çiftlik videoları gelecek. Çiftlik tanıtım videoları çekeceğim ileriki süreçlerde. Başlayacağız. Alet ekipman tanıtım videoları başlayacağız. Yani sezon yaklaşıyor. Güzel bir sezon geçirmemiz dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Şöyle manzarayı da göstereyim. Güzel bir manzara var. Ben geçelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.